Ramsey Kaplan'ın sunumunun ardından sponsorlar sahneye davet edildiler. 2020 ile yalnızca yeni bir yıla ve yeni bir 10 yıla girmekte kalmadık. Kendimizi öngörülemez, değişimlerin hızlandığı ve birçok alanda belirsizliklerin arttığı bir dönemin içinde de bulunduk. Günlük haber akışlarına baktığımız zaman siyaset, teknoloji ve çevre alanlarında beklenmedik ve öngörülemez gelişmelerle karşılaşıyoruz. Dünyada büyük güçler arasında artan jeopolitik ve jeoekonomik gerilimler, aşırı sağın ve popülizmin yeniden yükselişi, çevresel tahribat, iklim değişikliğiyle ve son koronavirüsünün yayılmasında görüldüğü üzere salgın hastalıklarla bağlantılı riskler önümüzdeki önemli sınamalar olarak önümüzde duruyor. Değerli misafirler, her yıl olduğu gibi bu yıl da siz değerli politikacı, ekonomik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyelerimiz, toplumun ileri gelenleri ve kanat önderleriyle bir araya geldik. Sizlere ev sahipliği yapmak bizlere gurur veriyor ve mutlu ediyor. Sayın konsolos, arabada olduğunuza göre bir araba hakkında bir fikrinizi alalım şu anda. Tabii, bu TDO'nun güzel yeni yıl kutlamasının sponsorlarından biri de bu Fransız firması Renault. Biliyorsunuz ülkemizde de büyük bir fabrikası var. Yerli sanayimize çok büyük katkıları var. Özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin otomobil girişimi de hızla ilerliyor ve elektrikli araçlarla ilgili çok geniş ufuklar, geniş bir gelecek bizi bekliyor. Burada da elektrikli bir aracın yenilenmiş versiyonunu görünce ben amatör olarak da otomotivle yakından ilgilenen birisi olduğum için bir incelemek arzu ettim. Tam bu sırada sizinle denk geldik. Otomotiv Türkiye ve Almanya'nın birlikte işbirliği yapabileceği, çok iyi işler yapabileceği başlıca alanlardan birisi. Dolayısıyla bu sektöre de önem veriyoruz birçok sektörü gibi. Çok teşekkürler. Peki bugünkü etkinliği nasıl buldunuz efendim? Bugünkü etkinlik hakikaten güzel. Burada hem Alman hem Türk birçok işveren, siyasetçi, yerel ve federal bir araya geldiler. Çok güzel görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bunlar istişare için, yeni projeler geliştirmek için, birlikte daha iyi şeyler yapmak için, sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunup çözüm önerilerini beraber geliştirmek için çok güzel fırsatlar. TDU'yu tüm gayretleri için tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarında başarılar diliyorum. Burada ülkemizi hakikaten çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Sayın Başkonsolos, son dönemde özellikle şu son haftada Alman gazetelerinde Türkiye'den yeni beyin göç dalgası olarak ortamıza çıkıyor. Siz bu hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz buna kalifiye işçi alımı diyoruz, onlar beyin göçü diye algılıyorlar. Şimdi biliyorsunuz 1 Mart 2020 tarihinde nitelikli iş gücü göçüyle ilgili burada genişletilmiş bir takım yasal düzenlemeler yürürlüğe girecek. Bunlar ülkemizi de kapsıyor belirli koşullar çerçevesinde. Bizim Türk insanımız cesurdur, girişkendir ve birçok ortama çok süratli uyum sağlar. Pratik zekası vardır ve hızlı çalışır. Sahip çıktığı işi sonuna kadar en iyi şekilde yapar. Dolayısıyla burada görüyoruz zaten Berlin'in ekonomik hayatına ne kadar büyük katkı sağladığını insanlarımızın. Son dönemde yeni yasal düzenlemeyle de yeni sektörlerde özellikle yazılım sektöründe bir hareketlilik var biliyorsunuz. Pek çok genç mühendisimiz özellikle Berlin'e geliyor son 2-3 senedir. Bu hareketlilik tabii ki devam edecek. Bunun karşılıklı fayda olarak iki ülkeye de yarayacağını düşünüyorum. Beyin göçünü sadece negatif algılamamak lazım. Bu bilgi paylaşımıdır, tecrübe paylaşımıdır. Bizim insanımız vatanına, milletine, toprağına bağlıdır. Başka yerde çalışmak durumunda da olsa mutlaka gönlünün bir parçası, elinin bir kenarı memleketine değiyordur. Dolayısıyla benim beklentilerim pozitif. Sayın Ramsey Kaplan, bugün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliğini yaptınız. Sizden böyle bir sorumuz olacak. Türk-Alman işbirliğini daha da üst basamaklara taşımamız için neler yapmamız gerekiyor? Şu andaki çalışmamızda yapmış olduğumuzu görüyorsunuz. En üst basamaklarla ileriye taşıyoruz. Şu andaki yönetimdeki arkadaşlarımızla TEDU'nun kurulduğu günden bu tarafa çalışmalarımızı görürseniz en üst kademelere basmış olmaktayız. Bundan sonraki çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Şu anda gördüğünüz toplumu da baktığınız zaman Berlin'in
hem iş dünyası, sporda, sanatta, kültürde, eğitimde, iş dünyasıyla ilgili şu andaki gördünüz. Bu en büyük başarılardan birisi diye düşünüyorum. Son günlerde Alman medyasında Türkiye'den yeni beyin göç dalgası geliyor manşetleri karşımıza çıkıyor. Siz bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, ben katılmıyorum buna. Yeni beyin göç dalgasıyla böyle bir şey, ben katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü biz Almanya'da 60 yıldır Almanya'dayız. Hangi göçten veya bahsediyorlar, hangi güçten bahsediyorlar, hangi dalgadan bahsediyorlar? Şu andaki yeni yasa, Mart'tan sonra çıkacak yasa, bizi iş dünyası, işverenleri ilgilendiren bir yasa. Bu yasada nedir? Vasıflı ve vasıfsız. Vasıflı elemanlar şimdiye kadar biraz zorlukla karşılaşıyorduk ama vasıfsız eleman getirmede Avrupa Birliği olmayan ülkelerden de şu anda eleman getirme ki kolaylaştılar, rahatlaştılar. Bu yeni yasa çıktı Mart'tan itibaren. Bu da bizim için sevindirici. Biz işimize bakmaya çalışıyoruz. Bütün işverenlerin zaten şu anda en büyük sıkıntısı işçi sıkıntısı bulamamakta. Şu anda yeni çıkan Mart'tan sonra çıkacak yasa bizleri ilgilendiriyor. Bunun adını ne kollarsa koysunlar. Göç yasası mı kollar? Başka bir yasa mı kollar? Ne kollarsa bizi ilgilendirmiyor. Gözümüze bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Çalışmamızı devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sie machen eine Kooperation mit TDU. Können wir einige Informationen darüber erhalten? Natürlich. Wir sind zum einen natürlich Mitglied vom TDU, weil wir zum einen eine große Kundengruppe haben, die türkische Mitarbeiter, also türkische Landsleute sind und natürlich auch für uns ein sehr wichtiger Kundenkreis sind. Zum einen. Zum zweiten haben wir selber sehr viele türkische Mitarbeiter bei uns beschäftigt und wir kooperieren deshalb mit der TDU, weil wir natürlich auch unsere türkischen Unternehmer und Unternehmerinnen in Berlin erreichen wollen damit. Finden Sie TDU erfolgreich? Auf jeden Fall. Ich denke, der heutige Abend hat gezeigt, dass es ein sehr erfolgreicher Verband ist. Und ich denke, jeder Verband in Deutschland oder auch in Berlin wäre froh, so viele Mitglieder zu sehen und zu haben bei so einem Jahresauftakt wie hier heute in Berlin. Möchten Sie mehrere Projekte gestalten mit der TDU? Gibt es schon Vorstellungen? Na, das noch nicht. Wir sind da im Gespräch. Ja, wir sind natürlich auch im Gespräch zum nächsten Jahr. Wenn das große 25-jährige Jubiläum des TDUs stattfindet, wollen wir natürlich auch ein Teil davon sein und ein Partner sein. Und für uns ist wichtig einfach, die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer kennenzulernen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und natürlich am besten auch als Kunden begrüßen zu können bei uns. Wie fanden Sie die heutige Veranstaltung heute Abend? Also der Rahmen war natürlich sehr schön. Man sieht auch, dass das Medieninteresse sehr, sehr groß war heute und dass also TDU wirklich ein Schwergewicht hier in der Wirtschaft ist und auch in der politischen Landschaft und auch vor allen Dingen bei den Medien. Sayın Özcan Mutlu, bugünkü etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikrinizi alabilir miyiz? Bu Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin geleneksel bir yeni yıl başlangıç resepsiyonu. Uzun süredir katılıyorum. Çok güzel. Bugün katılım da çok iyiydi. Konuşmalar da iyiydi. Önemli noktalara değinildi. Güzel bir etkinlik. İnsanların kaynaşmasını sağlıyor. İş adamlarının Berlin'e ve buradaki topluma verdiklerini ifade etme fırsatı sunuyor. Ve aynı zamanda tabii ben Engelli Sporcular Federasyonu Başkanı'yı ve bugün bize Türk-Alman İş Adamları Derneği TDU bağışta da bulundu. Federasyonumuzu ve sporcularımızı destekliyor. Bu da çok sevindirici. Bu yüzden de müteşekkiriz. Türk-Alman işbirliğini daha da üst basamaklara taşımak için neler yapılması gerekiyor? Örneğin bu tür toplantıları sık sık yapmak gerekiyor ve ön yargıları kırmak gerekiyor. Çünkü iki ülke, Almanya, Türkiye uzun yıllardır zaten işbirliği içinde hem ekonomik hem kültürel hem toplumsal ve bunun bilincinde olmak lazım. Hem burada hem Türkiye'de. Bu ara her iki ülke arasında bazı sıkıntılar olmasına rağmen bu bağlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. TDU'nun ilk kurucularından birisiniz. Sizi tebrik ederiz. Bugün çok güzel bir etkinliği, ev sahipliği yaptınız. Şöyle bir sorum olacak size. Türk-Alman işbirliğini daha da yükseltmek için neler yapmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? İsterseniz ben şu şekilde açıklayayım. Şimdi bu TDU'yu biz bu salonlarda, burada, bu mekanda zamanında 1996'da kurduk. Ben kurucu başkanımız olaraktan burayı değerli arkadaşlarımla birlikte kafa kafaya verdik ve dedik ki Berlin'imize böyle bir dernek lazım ve kararı verdik kurmaya. Bugün ben görüyorum ki gerçekten amaç, hedef yerini bulduğunu görüyoruz ve bunun için de çok mutlu oluyorum tabii. Çünkü
Biz büyük çabalarla bunu o zaman kurmuştuk. Hedefimiz, arzumuz neydi, amacımız neydi? Amacımız dil, din, ırk ayrımı yapmadan, politika üssü çalışaraktan, siyaseti karıştırmadan insanlara hizmet vermek. Hangi insanlara? Alman toplumuna, Türk toplumuna hizmet vermek. Onların arasında iyi bir köprü kurmak ve iletişimi iyi şekilde kurmak, işverenlerimizin önünde olan sorunları çözmek. Çünkü bunu en iyi nasıl çözeriz? Tecrübeli iş adamlarımız sayesinde. Onlar da bu çatı altında olduğuna göre burada o sorunları çözebilme imkanına sahip olacağımızı bildiğimiz için biz dedik ki evet, böyle bir dernek şart ve kurduk. İşte görüyorsunuz hedefin yerini bulduğunu. Evet, çok mutluyuz. Ve şimdi asıl şunu da söylemek isterim. Biz ben kurucu başkan olaraktan ve biz o zaman kurduk, her ne kadar yaptıysak da, ama önemli olan onu taşımaktı. Bu arkadaşlarım bugün görüyorum ki başkanımız olsun, yönetim üyeleri olsun, değerli üyelerimiz olsun, hepsi de aynı hedefe koşuyorlar. Birlik ve beraberlik içinde ve dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, mezhep ayrımı yapmaksızın, politika ayrımı yapmaksızın aynı hedefe koşan bir Türk milleti var. Berlin'de yaşayan bir toplum var. Bu da tabii ki beni heyecanlandırıyor. Heyecanlandırmak mümkün mü? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bugünkü etkinliği nasıl buldunuz? Bence muhteşemdi. Türklerin Almanya'ya gelişinin 50. 60. yıllarındayız. İşçi olarak gelen Türkler artık işveren konumuna yükseldiler. Sadece iş alanında değil, politikada, sanatta, sporda, birçok alanda ciddi faaliyetler gösteriyorlar ve büyük başarılara imza atıyorlar. Bu akşam bunun en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Burada sadece işverenlerin yaptıkları işler ve onların başarılarını konuşmadık. Aramızda federal düzeyde bakan olan bir bayan vardı hatırlarsanız. Onun dışında bir sporcu çıktı. TDO hatta ona bir ödül verdi. Dünya üçüncüsü olmuş. Koşuda zannedersem. Engelliler koşusunda. Ve Almanya'yı temsil edecek. Bu Türkiye'nin, Türk insanının, Türkiye'den gelen insanların kendi iç dinamikleriyle neler başarabileceklerinin çok önemli bir göstergesi. Sayın Başkan Remzi Kaplan bir konuya değindi, ırkçılıkla ilgili özellikle. Bence bu çok önemli bir şeydi. Çünkü göçmenlere yönelik olarak, Türklere yönelik olarak zaman zaman bu tarzda yaklaşımlar oluyor. Yani çalışmadıkları, ondan sonra sosyal sistemle ilgili olarak olumsuz bir takım şeyler. Bunun böyle olmadığının en güzel kanıtı ve cevabı bu türde, bu tarzda düşünen insanlara. Şu anda Berlin'de bildiğim kadarıyla 7000 üzerinde işletme var. Bunlar binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Çok ciddi bir ciro yapıyorlar yıllık. Bu anlamda bence Türkiye'den gelen insanlar son derece çalışkan, üretken ve vizyon sahibi insanlar. Ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Olumsuz şartlara rağmen. Olumsuz bir takım şeyler yok mu? Tabii ki var. Yani fakat ben olumlu şeylere bakmak istiyorum. Türk toplumu neredeydi? Nereye geldi? Ve nereye gitmek istiyor? Biz bulunduğumuz yerde kalmak istemiyoruz. Daha ileriye gitmek istiyoruz. Bunu sağlayabileceğimizi de bu tür toplantılarda görüyoruz. Bu tür toplantılar bence bizlere, gençlere özellikle veya bir şeyler başarmak isteyenlere önemli bir motivasyon kaynağı. Bak, bunlar gelmişler, sıfırdan başlayıp bir şeyler başarmışlar, ben de yapabilirim. Bu basit gibi görünse de bence çok önemli bir şey. O anlamda bence bu akşam gerçekten olağanüstüydü. Bu akşamı düzenleyenlere, TDU'ya, özellikle TDU'yu kuranlara, ben de yönetim kurulu üyesiydim bir dönem. Teşekkür ediyorum. Efendim, ilk olarak kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ismim Murat Okçu. Ankara'dan geldim. Bugün TDU'nun toplantısına katıldım. TDU'nun Ankara'da temsilcini yapmak nasip oluyor.
Kendim ithalat ihracat yapıyorum, gıda ticaretiyle uğraşıyorum. Buradaki oluşumunu da gözlemledim. Bayağı bir toplantılara katıldım. Gayet de güzel temaslar kurdum. İnşallah ticaretimizi buraya taşıyacağız. Peki bugünkü etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugünkü etkinlik Almanya'da sürekli dolaşıyorum belirli bölgeler ve eyaletlerde. Çok kalabalık, çok da güzel bir etkinlik. Çok eski bir kuruluş, 1996'da kurulmuş TDO. Ve gördüğüm izlenim buradaki birliktelik oldukça güzel ve manalı. Bunun Türkiye'ye ve Almanya'ya faydalı olabilmesi benim için tabii gurur verici. Benim de burada elimden gelen bir şey olursa yapmaya hazırım. Türk-Alman işbirliğini daha da üst basamaklara taşımak için neler yapılması gerekiyor? Ya burada zaten Türkler biliyorsunuz ilk Almanya'ya gelen jenerasyon. Ciddi anlamda kendini geliştirmiş ve artık işveren olmuş. İşveren oldukları için de ciddi anlamda burada güzel programlar sergiliyorlar ve işler yapıyorlar. Bence ikili ilişkilerle Türkiye'de buna sıcak bakacaktır. Almanya'da da biraz önce Almanya yetkilileriyle de görüştük. Güzel, onlar da sunumlar yaptılar. Bence iki tarafta gayret gösteriyor Türkiye-Alman işverenler olarak. Ve başkanım biraz önce bahsetti, 1 Mart'ta daha da sektörel bazda buraya katkı sağlayabileceğimiz söyleniyor. Birazcık daha eğitimli, sektörel bazlı eğitimli insanların buraya gelmesi tabii ki Almanya'ya da katkı sağlayacak. Türklerin de burada varoluşunu daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak. TDO'nun bir genç üyesi olarak bugünkü etkinliği nasıl buldunuz? Bu etkinliği bugün çok güzel buldum. Çok insanlar geldi, çok işverenler bugün geldi. Bu güzel otelde, bu güzel atmosferde bizi yalnız bırakma işverenler, siyasetçiler, büyük elçimize çok teşekkür etmek istiyorum. Her sene gibi hepimiz yine bir buluştuk, güzel bir atmosfer yaşadık. Çok güzeldi. Yani ve bunu da insan demesi lazım. Son sene baksak bu sene de çok gençler de geldi. Benim bugün yalnız bırakmayan gençlere de çok teşekkür etmek istiyorum. TDO'da da bu konuda çok genç yaşıyor. Çok seviniyorum. Yani işvereni olarak da aşırı daha gençler gelmesini de çok iyi buluyorum.